Kınalık seçerken e, hangi faktörler önemli? Neye bakılsın ya da neye bakıyorlar? Üzerindeki motifleri dediğim gibi daha çok gelinlerin işte yöresel e, hitaben e, Osmanlı tarzı desenleri kullanıyoruz. Daha ince ince motifler bu sene daha çok hmm. gündemde. Hı hı. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz modacı Ayşenaz Kara. Ayşenaz Ayşe Hanım hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum Özge Hanımcığım. Şimdi Ayşenaz gelinleri kınaya nasıl hazırlanır? İlk soruyu sorayım sonra burada güzeller güzel bir evet. modelimiz var ve bir Ayşenaz kına gelini var. Onun evet. üzerinden de konuşacağız. Önce sizin gelinleriniz kınaya nasıl hazırlanıyor? Bizim gelinlerimiz özellikle e, mankenimizde de görüldüğü gibi ilk önce bir e, kına günü işte ilk önce bir tarih alıyoruz. Tarih Hı -hı. aldıktan sonra düğün tarihinden önce 2-3 ay öncesinden ya da bazıları bir sene öncesinden geldiği Hı -hı. için ürün denetiyoruz. Sonra kişinin yüz hattına göre, vücut hattına göre kınalık seçimi olabiliyor. Hı -hı. O şekilde karar veriyoruz. Kınalar artık böyle çok gösterişli olmaya başladı. Sakin tarzı çok böyle Arap tarzı böyle yani nerede Osmanlı motifleri var, nerede nakış nakış boncuk iş Neme biraz da gelin hanımın isteği de doğrultusunda hmm. olabiliyor. Yani, bu gelenek örneklerimizi hatırlamak benim hoşuma gidiyor. O yüzden şovlarını yaptınlar. Evet, güzel. aynen. Şimdi burada nasıl bir kına kıyafeti görüyoruz modelimizin üzerinde? Ee, bu şimdi normalde tüm parçalı olarak zaten bir kaftanımız var. Kaftanımızın bazıları içi dışı kaftan olarak oluyor. Bu tüm olarak. Ha yani Tümler. dışında bir e, evet. ceket uzun ceket evet. bir şey oluyor. Ayrı bir şey oluyor. Anladım. Bu da ayrı bir şey. Tabii hani modern tarzında bıktı. Evet, tek parça. Dıklı... Evet, çok tek güzel. Parça. Tabii model tasarladığımız zaman hani farklı farklı modellerde sunabiliyoruz müşterilerimize ama iki parça şeklinde daha çok tercih edilebiliyor. Hı -hı. Bu senin özellikle motifleri daha yoğun işlemeli, Hı -hı. daha böyle şıkır şıkır. Hı -hı. Damatların da zaten böyle gözleri... Gelinlerden alamıyoruz açıkçası. Peki bu e, Ya hazır mı yoksa kişi özel mi yoksa ikisi de var mı? Yok şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Biz genellikle bunların üzerine tek tek makinede işleniyor bunlar Hı -hı. normalde. Sonra evde hanımlara gönderiyoruz. Evde hanımlar bunları tek tek el nakışıyla işleme yapabiliyorlar. Ha, ee, bu şekilde olabiliyor ki sağlam olma açısından daha rahat oluyor. Yapıştırma Hı -hı. usulü kullanmıyoruz dayanıklı olma kiralama ki. usulü çalıştığımız için. Üzerindeki motifleri dediğim gibi daha çok gelinlerin işte yöresel e, hitaben e, Osmanlı tarzı desenleri kullanıyoruz. Daha ince ince motifler bu sene daha çok hmm. gündemde hmm. bu şekilde. Peki kınalık seçerken hangi faktörler önemli? Neye bakılsın ya da neye bakıyorlar? Özellikle kınalık seçerken birincisi yöresel mesela bazı kişilerin yöresel hitabı çok önemli. Hmm. Mesela yıllardır işte ne bileyim... E, Bursa'da mesela özellikle kaftanları değiştirirken mesela 6-7 tane ürün değiştiriyorlar. Hmm. Bu bölgesel olarak fark edebilebiliyor. Kişinin e, kullandığı e, kıyafetin rahat olması çok önemli. Hı -hı. Gelin çünkü hani bazıları çok ince, zayıf oldukları için ürünü kaldıramıyorlar. Aynen. Hı -hı. Kişinin vücut hatları çok önemli kınalık seçerken. İşte Hı -hı. kişinin ailesi çok önemli. Hani birazcık da gelinlerimizi maalesef aileler biraz etkileyebiliyor. Yani, yani birazcık problem oluyor olsa da biz iki arayı bulmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Yani bu hepsi bir bütün olduğu için gelinlerimizi o şekilde ağırlıyorum. Hı -hı. Peki hangi renkler? Şimdi artık eskiden sadece kına dendiğinde kırmızı düşünürdük ama artık ben çok farklı renkler görüyorum sosyal medyada böyle maviler falan yani da çıktı. Yani özellikle değil mi? yıllardır hiç değişmeyen kına rengi kırmızı, bordo, kırmızı laciverttir. Mı? Ama Hı -hı. son dönemde Lajivert siyah. Lacivert de çok fazla ama bu son dönemde siyah daha ağırlıklı. Siyah üzeri nakış özellikle altın sarısı çok isteyenler olabiliyor ki. Ay öyle eğlenceli bir gecede niye siyah istiyorlar ben istemezdim. Ya e, aslında üzerin altın sarısı kür kaplamalı. onun biraz rengi değişebiliyor. Böyle laciverte evet. dönüyor gibi Yansıma ihtimali. Onu mesela biz Defne Tuğba tuvaözay hanımefendiye mesela siyah Hı -hı. kaftan giyemişti, çok güzel taşımıştı açıkçası. Hı -hı. Ya son dönemlerde işte lacivert. E, genellikle çok Sıra dışı isteyenler açısından Hı -hı. söyleyeyim. Genellikle modanın içinde olanlar daha değişik, daha değişik istiyor. Alışkın oldukları için. E, bölgelere göre kınalık seçimi de değişiyor dediniz. Evet, böyle de çok önemli. olarak. Sizi çok şaşırtan ve böyle en enteresan gelen bölge hangisi? Yani en e, gelinleriniz arasında mesela ne bileyim işte e, Trakya mıdır ya da e, işte Doğandolu mudur? Neresi siz daha böyle e, dikkat çekici oluyor? Ya bana e, şu anda son trend aslında en çok şaşırtıcı mevzu zaten eşleşim içinde olunca biz artık gözümüz doyuyor ama yani e, insanlar da birazcık artık işte kına günü 3 kıyafet giyeyim, 4 kıyafet giyeyim, bunu abartayım 6-7 kıyafet giyeyim. Ben onu birazcık abarttım. <laughs> Bölgeden bağımsız diyorsunuz. Ya artık... yani, kesinlikle insanlar da birazcık artık hani e, biraz kına sosyal bir başladı herhalde. <laughs> evet. Gerçekten öyle. İlk önce kına ilk girerken tek parça giyiniyor. Sonra işte ikinci kıyafet giyiyor. Sonra işte üçüncü annesinin kıyafetini giyiyor. Ben onları da aman. çok şaşırıyorum. Biraz da yarış oldu açıkçası. Oldu oldu şimdi o sosyal medya devri olduğu için artık insanlarda ne kadar çok yap. O yaptı, ki. ben yapsın diye. Aynen. Kendinizi böyle yıpratmayın kızlar. <laughs> Bir tane güzel arşenas kınalığı alın tamam işte. Aynen. Peki gelinin zevkine mi daha çok önem veriliyor kınalık seçilirken yoksa gelenek görenekleri? Aslında gelinin zevki benim için daha ön planda. Çünkü gelenek görenekte şimdi biz şöyle yapabiliyoruz gelinlere. E, gelenek görenekte mesela örnek veriyorum. E, doğu tarafındaki gelinlerimiz biraz yöresel kıyafet giymek istiyor. Özellikle gelin hanımın anneleri bunu isteyebiliyor. Biz de şunu şu şekilde Kayın ayarlıyoruz. falan. Ya Diyoruz ki biz çift türban yapalım. Ha, çift türban altı metre bunu zemine bir türban yapıyoruz. Bir de bir üstüne daha yapabiliyoruz. Hı hı. Hem gelinin gönlü görülüyor. Yöresel kıyafet giyemese de kendi isteğini yönelik giyiyor. Hem de annesinin istediği gibi yöresel kıyafet giyiyor. Baş Giymiş modeli oldu. çıkardıktan sonra altındaki hı hı. zemini duruyor. Tacı değiştiriyor. Hı. Aslında zaten 2 üç 5 tane giymek moda olduğuna göre... Gelelim. <laughs> şey de gelenek sade giyersiniz, modern giyersiniz, aynen. hepsini giyersiniz. Ortaya Bir şey var mı arşımızın? Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Model arkadaşıma da çok evet. teşekkür ediyorum. İki geldiniz ayağınıza sağlık. Evet, Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, bizi takip etmeyi ve videomuzu like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.